Evet, kekalarım, dostlarım, hepinize merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Şimdi yakın bir zamanda çıkışını yapacak olan bir oyundan bahsedeceğim size. Last Whisper Survival adında bir oyun. Tabii oyunun şu anda demo versiyonu mevcut. Yani demosunu sunmuş. Steam üzerinde de siz de bulabilirsiniz. Demo versiyonunu indirip siz de oynayabilirsiniz. Sağ üstten de gördüğünüz gibi MXS diye ben artık telaffuz edeceğim. MXZ diyelim. MXZ stüdyonun geliştirdiği bir oyun. Ama baktığım zaman stüdyo farklı çeşitli bu tarz oyunları yok. Yani gördüğüm kadarıyla 2-3 tane oyunları var. Yani ilk etapta çok başarılı bir oyun olacağını düşünmüyorum ama en azından survival oyuna merakım olduğu için bunu da inceleyip size göstermek istedim. Tabi oyunumuz klasik açık dünya bol bol aksiyonlu hayatta kalma temalı bir macerayı bize sunuyor. Yani öyle olacağı söyleniyor. Tabi online unsurları da var. PvP olsun, PvE olsun yine içinde barındıracakmış. Zombilerimiz tabii ki de var oyunda, olmazsa olmaz zaten. Ondan hariç çeşitli yaratıklar da var. Yanlış görmediysem çeşitli yaratıklarımız da var oyunda. Tabi biz de şimdi demoyu inceleyeceğiz. Göreceğiz abi var mı yok mu diye. Oyun tabii early access olarak çıkışını yapacak. Yani belli bir süre güncelleme ve geliştirme aşamalarından geçecektir diye düşünüyorum. Artık ileriye dönük bir şeyler vaat eder mi etmez mi ona karar veririz abi. Siz de dediğim gibi oyunun ismini yazarak demo sürümünü indirip deneyimleyebilirsiniz. Siz de bakabilirsiniz abi. Siz de inceleyin yani. Eğer hoşunuza giderse siz de bakabilirsiniz. O yüzden hiç lafı uzatmıyorum. Oyuna geçelim. Şöyle şuradan play diyelim, bakalım karşımıza ne çıkacak. Oyunun açılma süresi biraz uzun sürdü. Yani niye uzun sürdü tam olarak anlamadım ama biraz bekletti yani. Umarım oyundan atma gibi olaylarla karşılaşmayız. Şöyle bir hemen bir müzik sesini biraz kısacağım. Çok fazla bizi bastırmasın abi. Herhalde uygula diye bir şey yok. Oyunumuz İngilizce, yani Türkçe seçeneği yok maalesef. 4 tane dil seçeneği var. Biz İngilizce devam edeceğiz. Şöyle video ayarlarına da bakalım. 2K oynuyoruz. Burası böyle kalabilir. Max FPS. Yani her şey epikti ama şu an başka bir şeyi ellemeyeceğim. Bu şekilde kalabilir. Karakter özelleştirmemiz var. Hemen şöyle bir karakterlere bakalım. İki tane karakter, bir kız bir erkek karakter. Erkek olarak devam edelim. Saç tasarımları var. Abi şu baştaki saç neydi böyle ya? Bu nedir ha? Şöyle döndürebiliyoruz. O sırtında şey de var abi. Dövmesi falan da var. Şöyle bir saçı değiştirelim bakalım. Başka ne var? Şu biraz daha klasik abi. Şu şekil olsun. Bakalım sakallar var. Maske var. Değişik bir maskemiz. Biz en iyisi böyle temiz bir çocuk olalım abi. Şöyle. Başka da burada eğlenecek bir şey yok. Yakında gelecek şeyler var. Ondan sonra buradan böyle geri mi çıkıyoruz sonra? Evet. Direkt start game deyip başlayabiliyoruz sanırım. Şöyle oyunun sesini de biraz kısmam lazım ki çok fazla patırtı kütürü de olmasın. Şöyle hemen bir start game diyelim. Bakalım bizi ne karşılayacak. Evet, oyunumuza giriş yaptık. Yalnız aralarda oyun yükleme kısımlarında falan biraz bekletme yapıyor. Yani dediğim gibi demo olduğu için artık herhalde oyun çıktığında bu şekilde olmaz. Fixler falan hızlı bir şekilde gelir, düzeltilir diye düşünüyorum. Şimdi sol yukarıda doktoru gör diyor. Tamam, doktorun yanına gidip göreceğiz. Buralarda ne var? Şöyle bir etrafa bakalım abi. Ben ilk önce keşfetmeyi seviyorum. Şöyle bir etrafa bakalım. Burada bir ablamız var. Önünde köpüşümüz var. Abla ağlıyor yalnız. Ablacım niye ağlıyorsun sen? Ne oldu? Sıkıntı mı var? Ne yaptın lan kıza? Neyse, burada da bir tane silahçımız var. Şöyle gördüğünüz gibi burada çeşitli çeşitli mühimmatlar satıyor. Çantalar, silahlar falanlar filanlar. Bir satış olayı var burada. Tabi belli başlı bir paralar dönüyor. Ha, şöyle bir hemen taba geçince, taba basınca inventörümüz bunlarmış abi. Üstümüzde bayağı bir eşyamız var şu anda. Bunları giymemiz gerekiyor sanırım. Şöyle bir deneyelim. Evet, aynen. Yani şurada karakterimiz görünseydi iyi olurdu ama bunu da buraya geçiriyoruz galiba. Bunu da böyle geçirelim. Acaba silah almak için, ha tamam. Bunlara gerek yok. Şunları şöyle dizelim abi. Arabamız da var. Güzel, arabamız da var ama araba nerede? Yine aynı şekilde craft sekmemiz var. Üst kısımda. Şöyle bir neler varmış, neler yokmuş. Şöyle bir göstereyim, siz de görürsünüz. Oklar, yaylar, baltalar, duvarlar, kapılar. Yine base yapma mantığı var oyunda. Çeşitli çeşitli her şey var gibi görünüyor. Burayı geçelim. Bir de skill'lerimiz var. Bu tabii oynadıkça sanırım gelişiyor bunlar. PvP mantığı var ama o da işte yakında gelecekmiş. Herhalde oyun çıktıktan sonra gelir diye düşünüyorum. Şöyle bir haritamız var. Haritamız baya büyük görünüyor ama oyuna girdikten sonra daha iyi anlayacağız. Yani büyük görünüp de bir yerden bir yere 5 saniyede vardığınız da olabiliyor bazı oyunlarda. O yüzden hemen kanmayalım abi. Biz hemen doktorun yanına gidelim. Bakalım doktor bize ne söyleyecek. Bir doktorla görüşelim abi. Adamın adı Carl'mış. Doktor Carl. Hoş geldin hayatta kalan. Aha da dünyamızda geriye kalan bu. Burası yüzey sert ama güvenli bir sığınak. Çevirebildiğim kadar çeviriyorum. Güvenli bir sığınak sağlıyormuş burası.
Muhtemelen yüzeyde bir sıkıntı var abi yukarıda. Biz yer altındayız. İşte dikkat et falan diyor. Sağlığın zenginliğindir falan gibi şeyler söylüyor. Tamam doktor, sen bize yardımcı olursun ya. Biz seninle baya baya konuşacağız gibi ilerleyen zamanlarda. Şöyle sol tarafa doğru gidelim. Yeni bir görev yeri açıldı. O kısma doğru bir ilerleyelim bakalım. O neydi abi? Bir dakika. Böyle bir yer dibine girip çıkmalar falan bir şeyler oluyor. Tabi ufak çaplı hatalar var. Öyle görünüyor. Ha, bu elemanla konuşacakmışız. Ne diyorsun? Hey yabancı, benim adım Xu Wang. Tavşan deliğine düştün. O ne demek lan? Tavşan deliğine düştün. Evet, biz bir yeraltı cennetindeyiz. Dediklerine göre yukarıda ne olduysa şimdi buradayız falan filan diyor. Tamam abi, thank you. Thank you. Teşekkürler. Teşekkürler. Fazla oyalanmayacağım seninle. Koşma var. Yine şiple. Koşmamız var. Şöyle bir diğer göreve doğru, diğer noktaya doğru ilerleyelim. Alt fonda böyle değişik, böyle bir duygusal hava katmaya çalışmışlar. Bir müzik var ama. Sanki böyle daha farklı bir müzik olsa, daha farklı bir ses olsa. Yalnız bir de etraf çok karanlık ya. Yani bayağı karanlık abi. Öyle böyle değil. Ne tarafa gideceğiz şimdi? Herhangi bir nokta açıldı mı? Buradan bir şey mi yapacağız? Aa, silahımızın feneri varmış. Yalnız silahımız yanar döner ha. Bu mouse'u ben oynatmıyorum abi. Kendi kendine oynatıyor silah karakter. 4x dürbün değil mi bu? Aa, sağ sola eğim alma da vardı. Abi neresi, ben yere yatıyor ya. Böyle bir eğim alma yok yalnız. Q-E yardımıyla yine sağ sola yatabiliyor karakter. Yalnız sadece nişan aldıktan sonra. Burada bir motorumuz var. Buradalarda çer çöp falan var. Acaba burada almamız gereken bir şey var mı diye bakıyorum da yok gibi. Tamam, çıkalım buradan. Kapıyı gördük. Evet, dışarıdayız. Şu an dışarıdayız. Burası böyle bir değişik bir yer. Dışarıda zombiler, yaratıklar cirit atıyormuş. Göreceğiz biz de bakalım. Tamam, galiba bu taraftan gidiş yok. Bizim yolumuz böyle. Böyle abiler değişik bir üs kurmuşlar buraya. Arabalar herhangi bir şekilde aranıyor mu? Şunda bir şey çıktı mesela. Arayalım. Ne çıktı? Ok çıktı abi. Ver. Tamam. Lootlanmayı severiz. Sıkıntı yok. Şurada bir yatağımız var yerde. Bunu arayalım. Oğlum merdiven ne alaka lan kutunun içinde? Yani bu şey değil mi abi? Merdiven değil mi yukarı kata çıkmak için? Şu kutudan çıktı abi. Evet. Bir şey demiyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Şöyle bir yukarı nasıl tırmanacağım bu arada? Silah kaldırmam mı lazım? Abi yalnız benim buradan tamam kapı var da benim buradan tırmanmam mı lazım ya? Yani şöyle tutunması lazım karakterin. Bak bunlar önemli hayatta kalma oyunlarında. Aha, ileride bir yaratık var. Bir zombimiz var. Ne oldu o? Bir hareketlendi. Abi ileride baya bir şeyler var. Evet. Animasyonlar tam olarak bitmemiş arkadaşlar. Dediğim gibi bu demo bir oyun. Şöyle bir ateş edelim bakalım. Yalnız bir... Bir yaklaşabilirsem daha iyi olacak. Şurada uçan değişik bir şey var. Onun animasyonlarını yapmışlar ama bunlar biraz... Heh, düzeldi biraz. Bu geberdi. Arayabiliyor muyuz vurduklarımızı? Aa, kayboldu. Hemen kayboluyor. Aa, bu Allah kahretsin. Ben böyle şeylerden de nefret ederim biliyor musunuz? Yani gerçekten tilt olurum. Şu an üstüme doğru geliyor. Allah'tan yavaş geliyor. Öldü mü? Öldü. Görmeye tahammülüm yok benim böyle şeyler ya. Hiç sevmem. Burada aranacak bir şey yok. Devam edelim abi hızlı hızlı. Burada ne var? Bu ne? Mask şey mi? Gaz maskesi mi? Galiba. Şunu çıkarsak. Allah, bu suratımıza yapıştı. Neyse dursun bakalım. Araba nerede abi peki? Bir şey diyeceğim. Araba nerede? Burada araba görünüyor. Biz arabayı yere attık. Burada araba vardı. Şöyle yere sürükledim, kayboldu. Ne olacak şimdi? Her neyse abi, herhalde bir yerde çıkar karşımıza. Bu et nereden geldi mesela? Mutant eti. Sen bir düş bakayım abicim. Silahla susturucu mu var ya? Hiç silah sesi gibi değil.
Yalnız yaratıklar çok değişikmiş ya. Ben bunları topluyorum ama acaba hiçbir işe yaramayacağını düşünüyorum. Bence atalım. Hayvan etlerini, şeyleri, yaratık etlerini, zombi etlerini ne yapacağız abi biz? Devam edelim. Ha bak burada yiyecek içecek var galiba. Yatak çıktı. Abi ne alaka, gözünü seveyim ya. At bakayım yere. Hani yere atınca da şöyle, bu ne? Kutu oluyor abi yere atınca. Şöyle şu şekilde. Yani şuradan yatak çıktı, inanabiliyor musunuz? Neyse devam edelim. Görmezden geliyorum yine. Bunlar düzelir abi. Demolarda olur böyle şeyler. Bu oyunun şeyleri falan, grafikleri bir tık şey kalmış. Yani mobile oyun gibi kalmış. Ama ben bu şekilde çıkıp da sonra da kendini çok geliştiren oyunlar gördüm arkadaşlar. Yani ilk başta böyle ön yargılı davranmamak lazım. Burada ne? Burada da et var. At gitsin. O yüzden yani siz de isterseniz demosunu indirip bilgisayarınıza bir deneyebilirsiniz abi. Yani ben şu anda tam olarak şey yapmayayım, yorum yapmayayım, iyi veya güzel, kötü diye falan. Tam olarak bir şey söylemeyeyim. Siz karar verirsiniz o da, ya da videodan siz de düşüncelerinizi yorumlara falan yazın abi. Bu tarz oyunların daha çok çıkması lazım. Yani daha çok çeşit olması lazım diye düşünüyorum. Çünkü çok seviliyor bu tarz oyunlar. Aha silah çıktı. Biraz da şununla ateş edelim. Ver bakayım onu. Neymiş o? Oo. Bunun şeyi var mı bizde? 7 mermisi var oğlum bunun. Dur biz şeye geçelim. Bir dakika. Şunu şuradan alalım. Bunu koyalım. Tamam, 2'ye geçelim. Onda çok mermi yok çünkü. Şunun da şarjörünü yenileyelim. Yani şarjör yenileme animasyonları, ateş etme animasyonları falan sanki böyle hani yapmışlar da yer der gibi yani. Hani böyle bir, çok bir şey belli değil yani. Şarjör değiştirirken hele ki hiç anlamıyorsun. Çok bir kere karakter hareket ediyor şu şekilde. Oyunun sesini biraz açsam mı ya? Belki de çok kıstım ondan oldu. Şöyle olsun. Buralarda ne var? Ceketler meketler çıkıyor. Almayacağım. Oha, değişik bir şey daha çıktı. Alalım abi bunları, toplayalım. Devam. Bu arada oyun bizi nereye yönlendiriyor abi? Şöyle bir haritaya bakalım. Bak mesela şuralarda bir şeyler varmış. Biz şuradan çıktık. Böyle araziye mi girmem lazım acaba? Yoldan devam etsek. Keşke şuraları yollar. Ha şurada bir yol belli oluyor ama. Burası yol mu? Burası yol olsa benim şuraya doğru gitmem lazım. Şurada bir şey var. Bakayım. Döndüm mü o tarafa? Evet. Şöyle bir gidelim bakalım. İleride bir şey var diye görünüyor. Bir nokta var. Yani şu sağ sola dönerken şu ekranın titremesi tamamen oyunla alakalı arkadaşlar. Videoyla alakalı değil. Yani oyun mobile bir oyun olacakmış. Yani telefona çıkacakmış gibi de son anda böyle bilgisayara da bir çıkarsak mı diye bir karar vermişler havası var yani. Yani sözde oyunun açılışında Unreal Engine yazıyordu arkadaşlar. Yukarıdan hayvanlar düştü bu arada. Unreal Engine motoruyla geliştirilmiş ama yani bilemedim. Evet, buraya hayvanlar düştü. Hem de havadan düştüler. Kaçıyorlar mı? Bakalım. Oğlum benim bildiğim bu hayvan yani ayakları götüne vura vura kaçması lazım. Ha şu an kaçtı ama biraz geç oldu. Yani vurduktan sonra kaçmanın da bir anlamı yok. Aha. Bu saçma yaratıklardan. Şunu vuralım abi. Hemen düştü. Güzel. Burada ne var? Bu ne abi? Deney tüpleri mi? Gibi. Bunlar patlıyor mu acaba? Yok. Bak şimdi şarjör değiştiriyorum. Dikkat edin. Bak ne oldu abi şu an? Şarjör mü değiştirdi? Çıkarmadı bile şarjörü. Dediğim gibi yani böyle demolarda böyle eksiklikler olabilir derken burada birileri var lan. Şş, alo. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ne diyor? Hmm.
Silahlarınız ve zırhınız için boss yükseltmesi çiplerini hızlı bir şekilde bulabileceğiniz bir yer biliyorum. Bunu biz mi söylüyoruz acaba, bu eleman mı söylüyor? Ancak hızlı içeri girip çıkmanız lazım gibi şeyler söylüyor. Neresi orası peki? Bize bir yol göstersen. Şurada bir yer var mesela. Bir nokta falan açıldı mı? Şurası var mıydı hatırlayamadım ama. Şu kısma bir gidelim bakalım. Yani şu kısımda belli ki düşmanlar var. Başka da herhangi bir şey yok zaten. Bölge temizliğe temizliğe ilerliyor olabiliriz. Bak leveller var şuralarda. Ha, levelimiz yükseldikçe bu alanlara geçebiliyoruz. Yani bir sonraki level ondan sonra 10 ile 20 arası şurası. 20 ile 30 burası. 30 ile 40 burası. Burası baya büyük bu arada. Burası neymiş? Burası da artık top seviye. Yani bu şeyi anımsattı bana. Ghost Recon Breakpoint gibi. Yani o da böyle level level ilerledikçe bazı belli başlı zorlu bölgeler ve haritalar, görevler falan açılıyordu. Neyse biz ilerleyelim bakalım. Şurada belli ki bir dalga dümen var abi. Bir bunker gibi bir şey olması lazım. İlerleyip göreceğiz. Bu arada enter chat olayı var. Ama tabii şu an online olmadığı için muhtemelen oyun çıkış yaptığında online sistemde açılacaktır. Yalnız yani bu oyunu online PvP falan oynamak biraz zor olabilir. Oyunu çıktıktan sonra bir görmek, karar vermek lazım. Ona göre konuşmak lazım. Şimdi konuşmak için erken diye düşünüyorum. Bilemedim. Aha. Gel bakayım. Oğlum maske alsın var ya, iyi yanaştılar ha. Ne var abi buralarda? Bize bir şeyler çıkar mı? Evet, etraf biraz karanlık biliyorum arkadaşlar. Ona yapacak bir şey yok. Yani rengini falan açmayla hiç uğraşmadım ya. Artık böyle devam edelim abi, ne diyelim. Ama karakteri kontrol etmek gerçekten çok zor. Yani sensitivity'yi o kadar kıstım ki artık. Yine de çok hareketli ya. İnanılmaz hareketli. Biz galiba buradan geçemeyeceğiz. Şöyle bir kendimizi dışarı atalım yeniden. Buradan falan da geçiş yok. Buradan devam edelim. Şu içeri de bir bakalım. Ondan sonra salarız diye düşünüyorum. Çünkü muhtemelen buraya, yani şuraya baktığımızda daha hala ilerliyoruz. Şuraya baktığımızda diğer taraflarında pek farklı olacağını düşünmüyorum. Oralar da aynıdır. Yani ne tür bir düşmanlarla karşılaşacaksak, ne olacaksa artık diğer taraflarda aynıdır. Görev tekrarı gibi olabilir. O ne abi? Burada hareketli bir şeyler var. Bir dakika. Bizim bunlara peki şeyimiz yetecek mi? Şu çok güzel duruyor ya. Abi bir anda koşuyorlar ya. Şöyle götüm götüm ilerlersek bence bizi gören olmaz. Allah cezanı vermesin. Koş. O da geberdi. İleride de birkaç tane var. Bu arada videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Siz oyunu nasıl buldunuz? Sizce bu oyun bilgisayara mı çıkmalı yoksa mobile mi çıkmalı? Telefonlara mı çıkmalı? Bence bu bir telefon oyunu gibi geldi bana. Dediğim gibi siz de Steam'den demosunu indirip bedava deneyimleyebilirsiniz. Çok ağır bir oyun da değil. Her bilgisayarın kaldırabileceği bir oyun. 8 GB'lı bir boyutu var. Ben tamamen yani oyunun sayfasını gördüm ve merakımdan indirip denemek istedim. Size de göstermek istedim. Şunu da bir gebertirsek, evet güzel. Yalnız hocam mermi tükendi. Evet. Bunda da mermi yok. Ne yapacağız şimdi, adamlara şeyle mi dalacağız? Bundan sonrası artık balta konuşur arkadaşlar. Abi bir dakika, hemen şuradan bir videoya gelirsek.
Yok mu? Şu gamayı biraz açalım. Aç abi aç. Aç sonuna kadar aç. Hadi 5 olsun. Oğlum biz yanlış yapıyormuşuz ya. Olaya bakar mısın? Bak. Farka bak şimdi. Şöyle yapalım. Oğlum ben bu kadar etkili olacağını düşünmemiştim. Bak şuraya bak. Günlük güneşlik oldu. Oğlum Kamil gibi karanlıkta ilerlemeye çalışıyoruz. Yalnız bana bir şey oldu. Bir şey vurmaya başladı şu an. Radyasyon mu var burada? Bununla vuramıyorum. Bir dakika. Baltayla vuramıyorum şu an. İlginç bir şekilde. Niye baltayı kullanamıyorum? Yumruk atarım ben de. Yalnız canım düşüyor hızlı bir şekilde. Ne yapacağız? Ha, şeyle canımı doldurdum. Bir dakika. Bunu yumruklayacağım abi. İçeri giremiyoruz. İçeride radyasyon var sanırım. Ha. Oğlum bizde de yumruklar konuşur ha. Akıllı ol. Yalnız çok ısrar ettin ölmemek için. Heh, geberdi. Ya senden mermi falan çıkmaz mı hocam? Bakayım. Yok, şarjör var sadece. O zaman şunu kullanalım abi. Şu da böyle bir kılıç gibi bir şey. Dur bakayım. Heh, tamam. Bununla vurabiliyorum. Yalnız içeri giremiyorum. İçerisi şey bölge abi. Ölüm bölgesi. Şu kısma giremiyorum. Valla buna ne lazım? Üstümüze ne geçirmemiz lazım? Onu pek çözemedim. Baksana abi bir şeyler bulmuşuz ama yani. Biz en iyisi aşağı inelim çünkü orada öleceğiz belli ki. Hemen ölmek istemiyorum. Şöyle bir yoldan devam edelim. Bakalım karşımıza daha başka neler çıkacak. Yani şunu giyemedim abi. Şu maske vardı ya, onu giyemedik. Maske dediğim şey gaz maskesi gibi bir şey. Onu giyebilseydik belki bir şeyler olurdu. Ama giyemedik. Ha bak buralarda da şey bölgesi. Ara ara vuruyor abi, ben anlamadım. Bu ne? Aa, silah çıktı. Yolun ortasında silah ne alaka lan? Abi ben nereye gidiyorum da beni böyle vuruyor ya bu? Canım düşüyor hızla. Devam ediyor düşmeye. Öleceğim gibi. Oğlum dur lan, benim şunu giymem mi lazım acaba? Yo, hala düşüyor canım. Öldük abi. Evet, sizlerle Last Whisper Survival demosunu inceledik arkadaşlar. Oyun değişik bir kafa. Sanki yani dediğim gibi mobile oyun olarak çıkacakmış da abi PC'ye de çıkaralım demişler gibi bir havası var. Ama tabii demo oyunlarda erkenden konuşmak hata olabilir bazen. Çünkü ben bu tarz çıkıp da kendini çok çok geliştiren oyunlar biliyorum. Takipçisi olacağım, bakacağım. Çıktığında nasıl bir oyun olacak, nasıl bir şey bizi karşılayacak. Yabancı yayıncılardan olsun, oynayanlardan olsun bir takip edeceğim. Duruma göre biz de oynarız veya oynamayız. Kanalımızda yayınlarız veya yayınlamayız. Karar veririz. Evet, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlamayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz oyun hakkında? Düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. En önemlisi abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Yine aynı şekilde Discord kanalıma katılmak isterseniz açıklamada ve yorumlarda linki bulabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.